Evet. 2019'da kuruldu. Genç gönüllüler tarafından kuruldu ve dahilinde siber güvenlik uzmanları da barındıran, ülkede de böyle söyleyeyim, bu sahada tanınan bir laboratuvar haline geldi. Onun da dahilinde bir proje yönetiyoruz. Bu projelerden de ikisi şu an beklemede. Birisi şu an Siber Kafe dediğimiz bu projemiz. Yani böyle söyleyeyim, artık her haftalık olmasa da eskiden haftalık yapıyorduk hocam. Bir Evet. kere haftalık yapmamızın amacı aynen bootcamp gibi yapmaya çalışıyorduk. Sonradan böyle söyleyeyim, projeler arttıkça, programlar arttıkça, bir de pandeminin sonuna geldik biliyorsunuz, online falan biraz durmaya başlıyor. Ondan dolayı artık yavaş yavaş yapmaya başlıyoruz. Yani bir tane misafir çağırıyoruz yani. Eskiden haftalık çağırıyorduk. Ama yine de önemli, siz hocalarımızdan gençlerimize bu konuda destek oluyoruz. İnşallah bundan sonra da laboratuvar olarak Azerbaycan'da bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Sizlere teşekkür ediyoruz ki siz de bu katkıda bulunuyorsunuz böyle bir projelerde. İnşallah hocam yararlı olmasın dileğiyle. Çünkü gençlerimiz bugün bizim konumuz bence network alanı olacak hocam. Network'ta da gençlerimiz baya baya bir hazırlanıyorlar. System administration olsun, system security olsun. Bu taraflarda gençlerimiz çok potansiyelli. Ondan dolayı da hocam, isterseniz yavaştan siz başlayın. Evet. Yarı yarı devam ederek konuşalım. Bir de ben soruları okuyup gideriz. Böylece gençlerin de Evet. sorularını alırız. Hem gençleri dinlemiş oluruz, hem de sizi dinlemiş oluruz. Ve güzel bir webinar olması dileğiyle inşallah. İnşallah. Şimdi şöyle başlayalım. Ben aslında daha çok network ve network güvenliği de ilgileniyorum. Yani bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve bu konuda eğitimler vermeye çalışıyorum. Baktığımız zaman hep ben söylerim eğitimlerde ya da işte kendi YouTube kanalımda yaptığım yayınlarda da eskiden işte network dediğimiz zaman bir bilgisayarın bağlandığı bir ağ. İşte en fazla o ağda da birkaç şeyi paylaşıma açardınız, bir dosya sunucusu ya da bir yazıcı. Ama bugün her şeyin internete bağlandığı veya bir network'e bağlandığı bir dünyadayız. İşte Internet of Things dedikleri yani IoT dedikleri nesnelerin interneti diye Türkçe çeviriliyor. Bu arada şöyle de söyleyeyim. Mesela aslında benim Azerbaycan'dan çok öğrencim var. Hani belki Evet. bizim konuştuğumuz Türkçeyi Azeri kardeşlerimiz anlıyor ama ben sizin bazı kelimeleri anlamayabiliyorum. Mesela bana mail yazıyorlar, LinkedIn'den mesaj yazıyorlar. O yüzden ricam biraz daha benim başa düşmüyor yani onu söylemiş olayım. Baştan. Ya önemli hocam, dinimiz de bir He, dilimiz yani de yok sadece anlıyorum da şey bazen hani ama arada bizim kullanmadığımız ya da farklı anlamda kullandığımız kelimeler geçiyor. Mesela Türkçe Arapçadan geçmiş çok kelime vardır. Farsçadan çok geçmiş kelime vardır. Mesela bunlardan biri Arapçadan alıp kullandığımız fakat diye bir kelimedir. Türkçe'de biz bunu yanlış manada kullanırız. Mesela fakat İngilizce işte but ama anlamında gibi yani anlamında. Ama Arapçanın özünde İngilizcesi only gibi yani sadece anlamında kullanılır. Fakat yani dedim ya hani farklı kelimeler olabiliyor yani böyle. Hani siz bir şekilde kullanıyorsunuz ama biz başka anlamda kullanıyoruz. Baştan onu söylemiş olayım. Hani hocam, başarı oranı nasıl? Bizim gençlerimiz sizin derslerinizde aldığı başarı oranı nasıl? ya şöyle söyleyeyim, çok ilgi gösteriyorlar. Hani uzun yıllardır benim kitaplarım olsun, Udemy'de eğitimlerim olsun ilgi gösteriyorlar. Ve ben her zaman da yani o taraftan gelen isteklerde her zaman yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü üniversitede okurken de Ankara'da Azerbaycan'dan gelen arkadaşlarım vardı. Onlarla da çok böyle şeyimiz olmuştu o zamanlar. Tabii sonraki yıllarda belki çok bağlantımız koptu ama. Yani o şeyi, samimiyeti hani çok kızmasınlar ama hani Orta Asya'nın birçok şeyinden gelen arkadaşlar vardı yani. Hani Türkiye Cumhuriyetler diyorduk o zamanlar. Evet. 90'lı yıllarda. Ama biz daha çok Azerilerle konuştuğumuzu anlaşabildiğimiz için belki oradan da aramızda bir muhabbet oluyordu yani. Çünkü yani bir Kırgız olsun, Türkmen olsun, Kazak olsun onlarla çok Türkçemiz ortak olmuyordu.
Yani kökende hepimiz Türkçe konuşuyoruz ama sonrasında tabii uzun yıllar yani o Sovyet rejiminde birbirlerine düşürülmüş ve dilleri bile belki birbirine yabancı hale getirilmiş. Yani bunlar bilinçli yapılmış şeyler. Onu da söylemiş olalım. Siyasi olaylarla. Yani bu bizim tabii bir konumuz değil tabii de. Yani öyle bir şey var. Onu da söylemiş olayım. Bazen çünkü dedim ya mail atan oluyor, LinkedIn'den mesaj yazan oluyor. Bazen diyorum ben anlamıyorum diyorum. Türkiye Türkçesine yakın bir şey söyleyin diyor. Öyle şimdiden söylemiş olayım. Yani sizinle konuşmamızda bir sıkıntı yok da. Mesela biz siber güvenlik diyoruz. Siz kiber tehlikesizlik mesela olarak onu dilinizde kullanmışsınız. Çok da güzel mesela. Hani tehlikesizlik aslında onun tam tersi. Aslında güvenlik anlamına geliyor. Böyle güzel nüanslar da var böyle. Aslında içinde böyle ince espriler barındıran. Ben bazen böyle denk geliyorum hani Azerbaycan'dan kardeşlerimizin paylaşımlarına. Çok hoşuma gidiyor yani. O dilin güzelliği de böyle işte hani bazen mesela Azerice yazılmış bir şey okurken sanki şiir okuyormuşum gibi geliyor. Yani onu da şimdiden söylemiş olayım. Gerçekten. Şimdi şunu getireceğim tekrar lafı. Her şey... Evet. Evet. Çok özür dilerim, lafınızı böldüm. Şu an katılan aslında biz etkinliği dışa açık yapıyorduk önceden. Sonradan evet. Bazı sorular çıktığı için, bazıları sertifikat yönünde geldiği için hocam. Biz bunun karşısını almaya çalıştık ve şu an evet. Bizim buradaki katılabın kendi içinde barındırdığı üzüvler. Yani ki evet. Bundan sonra sizden alacak eğitimle kendi hayatlarına bir roadmap çizecekler inşallah. Tabii ki Allah'tan temennimiz budur. Ve bu arada değerli üzüllerimiz Cemal Taner hocamız Udemy'de meşhur, yani Türkiye'nin ümumiyetle Cisco ve CCNA tarafında meşhur hocalarından biridir. Kitap yazarlığı da var. Ve katılımınız için hocam bir daha size teşekkür etmek istiyorum başkan. Artık başlayalım hocam. Söz sizdedir. Evet. Buyurun. Evet, şimdi dedim ya her şeyin internete bağlandığı, network'e bağlandığı bir dünyada yaşıyoruz artık. Şimdi hani dedim ya bilgisayar vardı internete bağlanan ya da ne bileyim işte bir network'e bağlanan yazıcı vardı. Bir dosya paylaşım sunucusu vardı, işte bir NAS vardı. Ama bugün mesela ben şimdi evimde baktığım zaman televizyonumuz işte içinde Netflix'i, Amazon Prime şuyla buyla, YouTube'uyla internete bağlanıyor televizyon. Yani onun güvenliğini sağlamak çok önemli. Mesela geçtiğimiz aylarda bir GitHub'da şöyle gezerken bir şey görmüştüm. Bir proje. Orada hemen Kalinux komut satırına yazdım kodları, indirdim, çalıştırdım. Dünyanın birçok yerinde Android tabanlı bu televizyonlarda tabii güncelleme de gelmeyebiliyor bazı şeylere. Bu IoT cihazların en büyük problemi bu. Bir zafiyet var ve adamın o an ne seyrettiğini görebiliyorsunuz. Yani televizyon ekranını görüntüleyebiliyorsunuz. Yani sonuçta kötü niyetli bir şey de yaptığınız yok. Yani televizyona müdahale etmek, şey yapmak falan. Onları mesela görmüştüm. Yani bu sonuçta başka şeylere de neden olabilir. Veya evimizde şimdi akıllı robot süpürgeler var. Türkiye'de çok yaygın. Salıyorsunuz, evi süpürüyor. Bunların birçoğunun üzerinde kameralar var. O kameralar hacklenip eviniz gözetlenebiliyor. İşte mesela bebek kameraları var. Evinizde çocuklarınızı uzaktan gözlemlemek için belki kullanıyorsunuz. Mesela geçtiğimiz günlerde haber yayınlanmıştı. Normal basına da yansıdı. Siber güvenlik dünyasında da gördük. İran'da bir hapishanenin kameraları hacklendi ve oradaki işte yapılan bazı kötü davranışları insanlar gördü. Yani bugün network güvenliği, siber güvenlik en önemli konu haline geldi. Bir de işin şöyle bir boyutu var. Artık hangi sektör olursa olsun bir bilişim altyapısı mutlaka orada gerekiyor. Yani ben mesela eğitimlerimde örnek veririm. Türkiye'de mesela Domino's Pizza diye bir şey var. Reklamını da yapalım bedavadan. Diyorum ki Domino's Pizza bir pizza şirketi değil. Bir bilişim şirketi. Alt tarafta öyle bir yazılım çalışıyor ki. Hani pizzacı Domino's Pizza'ya gidersin, oturursun, yersin, sipariş verirsin ama işte uygulamasından, işte yemek sepetinden, ne bileyim Trendyol var, şu an bir sürü şu an öyle pizza söyleyebileceğimiz uygulama var. Arkada öyle bir bilişim altyapısı, network, yazılım, mobil uygulama tarafı var ki çalışan. Aslında artık o bir pizza şirketi değil, bir teknoloji şirketi. Yani düşünün, mesela Sütaş, Türkiye'de
nedir? Süt giriyor yani, bildiğiniz süt sonuçta. İnek sütü. Ama ne üretiyor? İşte peynirdir, tereyağıdır, ne bileyim işte yoğurttur. Ama o arka tarafta öyle bir bilişim altyapısı var ki o. Yani sonuçta basitçe nedir ya? Bir mandıra yani. Biz mandıra deriz Türkçe'de. Süt giriyor, peynir çıkıyor, yoğurt çıkıyor. Ama arka tarafta öyle büyük bir bilişim altyapısı var ki. Kendi özel yazılım ekibi var, düşünün yani o firmanın. Yani bilişim artık firmaların ana can damarı, kalbi, beyni, her şeyi yani. Vücudun en önemli organlarına benzetirsek. Şimdi bunların güvenliği de çok önemli. Geçtiğimiz aylarda değil, her gün bir siber güvenlik ihlali, ne bileyim verilerin sızdırılması, işte fidye yazılımları, bu olaylardan haberdar oluyoruz. Yani Türkiye'de yaşanıyor, dünyanın birçok yerinde. Mesela bundan 3-5 ay önce Amerika'nın devlet kurumlarına büyük saldırılar oldu. Hemen yine Amerika Rusya'yı gösterdi hedef olarak, Çin olarak. Sonrasında mesela Trump'ın kazandığı seçimde ne oldu? Dediler ki Rusya'nın müdahalesi var. Diğer tabii Trump'a karşı şeylerin, cumhuriyetçilerin, pardon demokratların iddiası buydu. Mesela her gün işte İsrail ile İran arasında, İran ile Suudi Arabistan arasında olaylar yaşanıyor. Bunlar basına yansıyor. İşte en büyük olaylardan biri de Stuxnet dediğimiz İran'ın zenginleştirme, uranyum zenginleştirme tesislerinde bir Siemens PLC'yi hackleyip sistemi çalışmaz hale getiriyor. Tabii bunu ne İsrail ne Amerika sahiplenmiyor bu olayı, ama sonuçta böyle bir olay yaşanıyor. Onun dışında İranlı hackerlar İsrail'deki su sistemlerine saldırıyorlar. Orada işte su sistemine, su şebekesine klor katılıyor. Hani temizlesin diye kirli suyu. Ne yapıyorlar? Vanalara müdahale edip klor katılmasını engelleyip insanların zehirlenmesini hedefliyorlar. Ya da işte Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'ndeki petrol rafinerisinde oradaki borulara müdahale edip, işte oradaki vanalara müdahale edip vanalarda gaz sıkışması oluşturup oradaki petrol rafinerisini patlatmaya çalışıyorlar. Bunlar hep yaşanmış olaylar. Yani bugün artık savaşlar siber dünyada oluyor. Yani bugün Çin'le Amerika savaşıyor. Çin'le diyelim ki işte başka ülkeler ya da Amerika ile Rusya. Şimdi öyle olunca artık bütün siber dünya ya da siber alem artık vatan şey olmuş oluyor, sat olmuş oluyor. Yani hani artık elimizde silahla ya da ne bileyim işte şeyle değil savaşlar, bu tarafta veya büyük bir ekonomi dönüyor burada. Yani işin kirli tarafına bakarsak ya da kötü tarafına bakarsanız çok büyük paralar dönüyor. Yani tabii biz bunu hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Yani işin her zaman etik tarafından bahsediyoruz. Bu siber güvenlik tarafında, ama baktığınız zaman hem işin etik tarafında hem de tam karşısı kötü tarafında çok büyük bir ekonomi dönüyor dünyada. Yani bu ekonomi de her gün büyüyor. Ha, böyle olunca ne oluyor? Bu tarafta yani network güvenliği, siber güvenlik tarafında kariyer çok önemli bir hale geliyor. Yani bugün ya hep bu şekilde sorular geliyor işte. Hocam siber güvenliğe nereden başlarız? Bu şekilde bu alanda nasıl kariyer yaparız? Aslında hep söylediğimiz şey şu. Bir yerden başlamak lazım. Yani adım atmak lazım. Yani öyle bir söz vardır. Yani başlamak bitirmenin yarısıdır diye. Ama her seferinde bir yerde bizim millet olarak da yani bu coğrafyada, çevremizde ülkelerdeki insanların ortak şeyi, yani bir şeye başlarız, devamını getirmeyiz. Yani mesela öyle bir hadis-i şerif vardır. Yani ibadetin en hayırlısı diyor, az da olsa devamlı olandır. Yani her gün yap. Evet. Yani sen günde 100 sayfa Kur'an okuma, ama her gün 2 sayfa oku, ama her gün oku. Ya da her gün yarım saat işte siber güvenlik çalış. Yani bir gün oturup da 8 saat, 10 saat, 15 saat neyse bilgisayarın başında uyuyakalma değil. Her gün, ama her gün istikrarla. Ya da bir şeye başlıyoruz, mesela alıyoruz Udemy'den bir eğitim. 2 saat seyrediyoruz 30 saatlik eğitimi, geri kalanını seyretmiyoruz. Ya da bir kitap alıyoruz, işte 3 sayfa 5 sayfa okuyoruz, gerisi kalıyor. Şimdi böyle değil. Yani şimdi prensipli olarak, hedefli olarak, planlı olarak yapmak lazım. Çünkü ben bunu hep örnek verdiğim zaman çok mesela çevremde arkadaşlar gördüm. Yani 1,5 yılda ve baktığınız zaman bilişim sektörü öyle bir sektör ki çok farklı alanlardan gelen insanlar olabiliyor. Yani bilgisayar mühendisliği, bilgisayar programcılığı, yazılım mühendisliği falan, böyle alanlarda okumanızın bir şeyi de yok, şartı da yok. Yani ben işletme mezunu Türkiye'de, ne bileyim kamu yönetimi mezunu, antropoloji mezunu, arkeoloji mezunu insanlar gördüm bilişim sektöründe, siber güvenlik sektöründe. Yani
Burada en büyük şey çalışmak, planlı bir şekilde bir hedef belirleyip oraya doğru ilerlemek. Dedim ya, yani tıp fakültesini geçen bir LinkedIn'de paylaşımda gördüm. Tıp fakültesini 5. sınıfta bırakıp yazılım mühendisi olan birisinin hikayesini paylaşmışlar. Ya da hemşirelik bitirip daha sonra siber güvenlik, ki Türkiye'nin değil dünyanın büyük şirketlerinde çalışan insanlar gördüm. Yani hemşirelik okumuş, düşünün yani, hani böyle bilgisayar mühendisliği, ne bileyim işte ondan sonra buna benzer böyle bölümler de değil. Ama ben hep 25 yıllık bir eğitimciyim, hep söylediğim bir söz vardır öğrencilerime: ilgisi olanın bilgisi olur derim. Yani bir konuya karşı ilgi, iştiyakınız, öğrenme arzunuz varsa o konuda çalışırsınız, gayret edersiniz ve bilginiz olur. Ama yani bizim en büyük şeyimiz, benim gençlerde gördüğüm en büyük problem şu, dedim ya, başlıyorlar, devamını getirmiyorlar. Ama istikrarlı bir şekilde devam ettiklerinde bu konu ne olursa olsun. Hani siber güvenliğin de bugün çünkü çok farklı alanları var. Yani tek bir alanda uzmanlaşmak da mümkün değil. Yani bakıyorsunuz işte web güvenliği ayrı bir dünya. Ne bileyim işte mobil uygulama güvenliği ayrı bir dünya. Network güvenliği ayrı bir dünya. Yani o kadar farklı alanlar var ki. Yani bugün sızma testi, penetrasyon testi ekiplerinde bile işte Purple Team diyorlar, Red Team diyorlar, işte Blue Team diyorlar. Yani ekipler çok farklı kategorilere ayrılıyor ve herkesin yaptığı işte farklı işler. Yani tek bir işi ya da onların hepsinin yaptığı işi bir kişi yapabilecek şekilde değil. Çünkü artık bir de teknoloji devamlı geliştiği için, yeni araçlar, yeni teknikler çıktığı için bunları da takip etmek zorundasınız. Öyle olunca bir alanda uzmanlaşmaya çalışıyorsunuz. Yani demek istediğim, önce bir hedef belirlemek. Yani bu illa siber güvenlik olmaz. Yazılım da olabilir, mobil uygulama geliştirme de olabilir. Ama önce bir hedef belirlemek. Yani yine bir güzel söz vardır. Diyor ki, rotası belli olmayan bir gemi hiçbir rüzgar yardım etmez. Sen öncelikle nereye gitmek istiyorsun? Yani kendine koyduğun hedef nedir? Ne olmak istiyorsun? Tabii burada biraz yetenek de lazım. Yani işte biraz kabiliyet de lazım. Yani şimdi mesela birisi yazılımcı olmak ister ama o konuda belki de yeteneği yoktur. Ya da siber güvenliğin belli alanlarında çalışmak ister. İşte web güvenliğiyle ilgili, mobil uygulama güvenliğiyle ilgili, network güvenliğiyle ilgili vesaire vesaire. Ama yetenek yoktur. Bakar, uğraşır eder, gerçekten de zaman ayırır. Bakıyordur, beceremiyordur. Hani biraz da Allah vergisi deriz ya, hani o şeylerin, yeteneğin, kabiliyetin de olması lazım insanlarda. Yani öğrenme isteği o ayrı. Çünkü en büyük zaten bir insanı başarılı kılan odur, çalışmak. Hani ne kadar yetenekli olursa da olsun bir insan, çalışmadıktan sonra. Mesela ben bakıyorum. Yani çok futbol takip etmem ama bizim futbolcularımıza, işte neden bizim milli takımımız yine geçen gün 5 mi 6 mı neydi mesela Hollanda'dan, neden? Çünkü bizim futbolcularımız antrenman yapmıyor, çalışmıyorlar yani. Diyor ben yetenekliyim. Yetenekli olmuyor ki bu iş. Yani bakıyorsunuz işte o Avrupa'daki futbolculara, yani dünyanın büyük kulüplerinde adamlar sabahın köründe gidiyorlar, antrenman yapıyorlar. İşte bir basketbol antrenörü anlatıyor. Ben diyor ne kadar erken gidersem gideyim. Bir Amerikalı basketbolcu için söylüyor. Şu an ismini hatırlamıyorum. Yani düşünün, 6'da sabah gidiyorum salona, adam orada diyor. 5.30'da gidiyorum, yine orada. Hep benden önce gelmiş. Ve Amerika'nın en büyük basketbolcularından, NBA'nin en büyük basketbolcularından biri. Yani düşünün. Yani bir atış beceremiyor mu? Diyelim ki bir üçlük mü kaçırdı? Adam saatlerce onu tekrar ediyor. Bizim yani bakıyoruz işte futbolcularımızda göremiyoruz bunu. Yani antrenman yapmış işte saatlerce uğraşmış etmiş, diyor ben yetenekliyim ya, iki çalım atarım gol. Öyle değil işte. Yani bir insanın yetenekli olması tamam gerekiyor ama en büyük başarıdaki pay çalışmak. Yani çok çalışmak. Yani dedim ya, baştan hangi konuda olursa olsun, network sistem yönetimi, Linux sistem yöneticiliği, siber güvenlik, siber güvenliğinde dediğim gibi birçok dalı var. Öncelikle bir alan dal belirleyip oraya doğru hedefi belirleyip daha sonra çalışmaya başlamak. Ve her gün, ama her gün az az da olsa. Çünkü mesela Linux mu öğrenmek istiyorsunuz? Yani işte okuyup değil, uygulayarak öğrenilir. Ki bizim bilişimle ilgili bütün şeyler böyledir. Bir proje yaparsınız. Ben bir mobil uygulama geliştirmek istiyorum. Ve onu Google Play'de, işte iOS Market'te yayınlamak istiyorum. Yani hedefim bu. Daha sonra hiç bilmiyorsunuz mesela. Başladınız öğrenmeye. Hangi dilleri öğrenmem lazım? Hangi araçları kullanmam lazım? Ya da işte az önce verdiğim siber güvenlikte ya da network web güvenliğinde neleri öğrenmem lazım? Ya da işte bir bug bounty, bug hunter olmak için. Mesela diyelim ki Burp Suite bir çok kullanılan bir araç web güvenliği için.
o aracın nasıl kullanıldığını öğrenmem lazım. Oradaki çalışan protokolü, altyapıyı öğrenmem lazım. Ve bu konuda da internet öyle bir deniz derya ki, tabii bir mentor, bir hoca, kendisine yol gösterecek bir usta her zaman bu varacağı yolu kısaltır. Daha çabuk ulaşmasına, hedefine sağlar ama yani baktığınız zaman internette, yani yazın Google'a, yani yarım yamalak İngilizce kelimelerle bile yazsanız o kadar dünya kadar kaynak var ki, yani illa bir ücretli, işte paralı bir kaynak olmak zorunda da değil. Yani gidin YouTube'da o kadar videolar var, internette o kadar kaynaklar var, şunlar bunlar. Ama önemli olan çalışmak, vakit ayırmak, onları hedefiniz olduğu şekilde o materyalleri tüketmek. Yani mesela benim de yaptığım hatalardan biridir. Ben bilgisayarım işte diski C, D diye ayırırız. D'ye kitap diye bir klasör yapmışım. Doldurmuşum PDF'leri. Linux yok, siber güvenlik bilmem ne. Nereden bir şey bulduysam eğitim videoları atmışım oraya. Bir daha hiç dönüp bakmamışım belki. Tozlanmış orada tabii bilgisayarın. Mesela ben gençliğimde böyle biz maymun iştahlı diye bir deyim vardır. İşte alırdım Photoshop kitabı, CorelDRAW, işte Linux sistem yöneticisi. İşte benim okuduğum bölüm elektrik elektronikti. Böyle o kadar kitaplar, yüzlerce kitap. Daha sonra ev taşırken kiracıydım. Hala da öyle. Kolilerin içerisinde o kitaplar öyle bir ağırlık yapıyorduk. Sonra dağıttım onları. Hiç doğrusu kitabım. Yani şu an teknik 8-10 tane kitap vardır. Hani demek istediğim onları bir yere, masanın üstüne koyalım. Diyelim ki ben bu kitabı bitireceğim. Bir PDF indirdim. Masanın üstünde dursun. Yani bir şeyin bilgisayarda, desktop'ta. Yani bunu ben kısa kısa çalışacağım. Her zaman söylediğim şey şu, bilişimin dili İngilizce. Yani bugün çalışmak, başta az önce söylediğim gibi en büyük başarı ulaştıran bize etken. Ama İngilizce bilmek de çok önemli. Ha, bugün halledebiliyorsunuz. Yani işte Google Translate'de birçok şeyi çevirebiliyorsunuz, edebiliyorsunuz ama yani mutlaka İngilizceyi öğrenmek de şart. Şimdi tabii bir hedef belirleyince yavaş yavaş adım adım ilerlediğiniz zaman, geriye dönüp baktığınız zaman gerçekten bir mesafe kat ettiğinizi de görüyorsunuz. Bu tabii sizi mutlu ediyor. Yani mesela ilk başta ya bir Linux'u belki bir sanal makineye kurmayı bile beceremiyorsunuz. Ama aradan işte 6 ay geçiyor, bırak kurmayı, bir sürü içerisindeki aracı kullanmayı öğrenmişsiniz. Hatta belki bir programlama dili öğrenmişsin, Python öğrenmişsin. Kendin Python'la modüller yazmaya başlamışsın bir sene sonra. 1,5 sene sonra belki Metasploit Framework içerisinde kendin modüller yazıp ekliyorsun. Orada geliştirici oluyorsun mesela gibi. Yani bunlar hep çalışmakla, o konu üzerinde yoğunlaşarak zaman ayırmakla oluyor. Ama işte nereden başlayayım, ne öğreneyim gibi böyle kendimizi oyaladıkça bir türlü başlayamıyoruz. Yani benim YouTube kanalımda da hep böyle sorular geliyor. Soruyor, ben bakıyorum nickine, arkadaş bir sene sonra tekrar aynı soruyu soruyor. Çünkü bir senede başlamamış hiçbir yerden. Nereden başlayayım diyor. Diyorum ki bir yerden başla. Mesela network öğrenmekten başla. Mesela Linux öğrenmekten başla. Ya da algoritma, programlama, bunlardan başla. Bir yerden başla yeter ki, bir yerden başla yani. Ama İşte en büyük problemimiz başlamak, başladıktan sonra da istikrarlı bir şekilde devam ettirmek. Yani az önce verdiğim örnekteki gibi. Yani en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Tabii az önce de verdiğim örnek, çok farklı alanlardan bu konuda ilgisi ve gayreti olduğu zaman çok başarılı insanlar gördüm. Mesela bir bug bounty platformudur HackerOne. HackerOne'da geçtiğimiz seneydi herhalde, orada çalışan birisini bir yine siber güvenlik Twitch'te yayın yapan bir arkadaş yayına almıştı. Kendisi hem liseyi hem üniversiteyi uzaktan, Amerika'dan bitirmiş. Tabii İngilizcesi çok iyi. Ve sözel bir bölüm mezunu yani. Hani bir bilgisayar mühendisliği, siber güvenlikle ilgili yazılım mesela şu bu değil. Türkiye'de adli bir işim falan var mesela. Değil. Yani sözel bir bölüm. Ama HackerOne'da treasurer olarak çalışıyor. Yani bir oraya bir rapor geldiği zaman, burada ben bir güvenlik açığı buldum dediği zaman, o güvenlik açığını onaylayan kişi yani. Demek ki o kadar bilgisi var ki. Yani HackerOne onu oraya işe almış. Yani düşünün. Şimdi 1,5 senede, yani şimdi bazen geliyor gençler, hocam Türkiye'de var mesela yönetim bilişim sistemleri. Hocam ben yönetim bilişim sistemleri okuyayım mı? Ya hangi, benim okuduğum çok önemli değil. Yönetim bilişim sistemleri okuyup da 1,5 yılda çok iyi yere gelen, Udemy'de eğitimler yayınlamaya başlanan, bir sürü makale yazan, CTF'ler çözen gençler gördüm ben. Ama neden? Çünkü istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Her gün öğrendiklerinin üzerine yeni bir şey katıyor.
Yani dediğim gibi bugün birisine bir şey sormanıza da gerek yok. Yani en büyük kaynak Google. Açın Google'ı, sorun. Geçen gün ben Twitter'da bir şey paylaşmıştım. Ufacık bir şey. Cihaz. Bakın hemen şöyle göstereyim. Ne bu? Raspberry Pi. Şöyle. Kapağını da açalım. Ne diyorlar? Küçücük bilgisayar. Single board PC diye geçiyor bunlar. Ben tuttum buna. Ubuntu server kurdum. Şimdi yanımda şurada duruyor bu. Ben bunun üzerinde Linux servisleri çalıştırıyorum. Kuruyorum, ediyorum. Ne yapıyorum? Öğreniyorum. Kendim geliştiriyorum. Ya da unuttuğum şeyleri tekrarlıyorum. Şimdi hemen kurdum ettim. SSH bağlantısını sağlayamadım. Normal klavyeyi taktım. Ondan sonra monitöre bağladım ettim ama SSH bağlantısı. Aldım hataları, hemen Google'da arattım. Hemen orada birçok İngilizce forumda şurada burada çözümleri var. Onları denedim, çözdüm. Yani bir şey yaparken aldığınız hatayı çözmek de zor değil. Alın hatayı, kopyalayın, Google'da yapıştırın. Çok şey yapamadığınız yerde, yani Google'un Translate özelliğini kullanın. Yine çözersiniz sorunuzu. Yani birisine sormak zorunda da değilsiniz. Yani tabii sorduğunuz zaman, her zaman söylüyorum, yani bir mentor, bir hoca, bir usta sizin o aldığınız yolu. Yani birisi kendi başına çalışarak belli mesafeye 1,5 senede gelirse, bir mentor, bir hoca, bir usta sayesinde belki bu 1 senede olur ya da 6 ayda olur. Yani bu ne yapıyor? Bir katalizör, bir hızlandırıcı görevi görmüş oluyor. Şimdi ben dedim ya, aklıma gelenleri belki söylüyorum, ediyorum ama şu an chatte kapanmış durumda. Arkadaşların sorusu varsa ona doğru yönlendirebiliriz. Aynen, chat'e açalım da dostlarımız soruları versin ve biz onun üzerinden devam edelim. Hocam, evet. Bizim Azerbaycan'a gençler çok network alanında ilerlemeyi çok istiyorlar. Evet. Bu konuda da biliyorsunuz, sizin de yayınlarınızda gördüğümüz sesi neydi? Yani sınavın üzerinden. İsterseniz ondan biraz konuşalım. Aslında kolay mı bu sınav? Dostlarımız bu süreci nasıl takip etmeleri gerekiyor? Zaman geçtikçe tabii ki zorunlu hale geliyoruz, biliyorsunuz hocam. Yani şu an Azerbaycan adına konuşsam, iş yerlerinde, network alanında CCNA'yı vacip kılan hususi megamlar var. Ki onlar da zaten gençlerimizin karşısına çıkıyor. Ondan dolayı da zaten bizde siber güvenlik platform altyapısı olduğu için bizde genellikle bildiğiniz gibi CEH ve OSP vesaire, CompTIA Plus falan, o üzerinden gidiliyor. Yani lakin bir yerde CCNA vacip kılan megamlar gençlerin ayağına bir yerde takılıyor. Onun için de CCNA sınavına nasıl hazırlanmaları gerekiyor? Gelecekte inşallah sistem administration bölümünde gençler kendilerine nasıl bir roadmap çizebilirler? Bundan konuşalım ki bu arada da dostlar yazıyı chat'e yazsınlar. Bu arada hocam, chat çalışıyor mu? Açtık şu an. Disable yazıyor şurada ama chat. Aynen, şu an çalışması gerekiyor, evet. Ha, şimdi yok, chat disable hala. Ha, şimdi açıldı. Evet hocam, böyle devam edelim. Aynen. Evet, kısaca ben anlatayım. Şimdi dünyanın hemen hemen her yerinde arkadaşlar CCNA, Cisco zaten Amerikalı büyük meşhur bir network firması. CCNA temel bir asset, zaten temel bir sertifika. Bir de şöyle söyleyeyim, siber güvenlikte hangi alanda çalışırsanız çalışın, arkadaşlar network bilmek zorundasınız. Yani network bilmeden aslında yazılımcı da olunmaz. Network bilmeden siber güvenlik de olmaz. Yani ben hep örneği veriyorum. İşte 2 sene önceydi. Bir arkadaş bana LinkedIn'den mesaj atıyor. Hocam diyor, işte VLAN hopping diye bir atak var. CES sınavına hazırlanıyorum. Ben bu nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor, bana anlatır mısınız ya da bir video çeker misiniz diyor. Ben dedim, sen VLAN nedir biliyor musun dedim. Dedi, bilmiyorum. Dedim, bilmiyorsan dedim niye hoplatacaksın, zıplatacaksın VLAN'ı yanına ya da VLAN'ın arasında hoplayıp zıplayacağım diye uğraşacaksın. Önce VLAN'ın ne olduğunu öğrenmen lazım. Yani temel bilgileri öğrenmeden üzerine, yani siber güvenlikle ilgili, şimdi hackerlıkla ilgili bir arkadaş yazmış buraya. Network önemli. Yani siz o yapıların, protokollerin nasıl çalıştığını bilmeden ne yapamazsınız? Orada bir zafiyet arayamazsınız. Bir CDP protokolünün ne olduğunu, BTP'nin, DTP'nin ya da ne bileyim bir OSPF protokolü, bir routing protokolü, bunu nasıl çalıştığını, mantığını öğrenmeden ne yapamazsınız? Orada bir şey yapamazsınız. İşte temel, hemen hemen bilişimin hangi alanı olursa network çok önemli. O yüzden de ben CNA eğitimi ya da CNA müfredatını, yani illa gidin Udemy'deki bir eğitimi gidin ya da benim yazdığım kitabı şunu bunu alın demiyorum. Yani Google'a yazın CCNA, oradaki konuları çalışın. İnternette bolca bedava kaynak da var.
mutlaka ne yapın? Bu CCNA seviyesinde network öğrenin. Yani her alanda, bilişimin her alanında temel konulardan biridir CCNA. Artık sertifika da çok yerde isteniyor. Yani Türkiye'de de iş ilanlarına baktığınızda, hani ben Azerbaycan tarafını çok takip etmiyorum ama baktığım zaman hem LinkedIn'de hem bizde Kariyer.net çok büyük portal. CCNA, CCNP mutlaka yazılıyor. İşte öyle olunca bu sertifika sınavına insanlar hazırlanıyor. Böyle eğitimler almak veya sınava girmek için uğraşıyorlar. Aslında şöyle baktığımız zaman yani sıfırdan başlıyor çünkü CCNA. Yani hiç bu alana ilgi duymayan ya da bu konuda hiçbir eğitimi olmayan birisi bile CCNA sıfırdan başlayıp alabilir. Yani benim ortalama 6 ayda 7 ayda ya da biraz böyle daha gevşek çalışmayla bir senede alan çok arkadaş oldu. Zaten yaklaşık bir 15 düz hesap diyeyim yani 13-14 yıldır ben bu CCNA eğitimlerini veriyorum. Ve belki de yüzlerce öğrenci aldı. Yani hem yüz yüze hem sınıf eğitimi hem online eğitimler işte kitaptır, Udemy eğitimleridir falan bu eğitimlere katılıp alan arkadaşlar oldu. Yani sonuçta çalışıp istikrarlı bir şekilde takip ettiğiniz zaman çok zor bir sınavda değil onu da söylemiş olayım yani. Evet burada ben okuyup cevaplandırabilirim. CCNA derslerinde indirim kuponu var mı diyor. CCNA sınavı mı dersleri mi? İşte CCNA dersleri derseniz Udemy'deki dersler benim web sitemden de bakarsanız cemaltener.com.tr diye bir web sitem var benim. Orada Udemy eğitimlerini tabii Türkiye'de 27.99 gibi bir fiyat oluyor ama Azerbaycan'a özel. Ben onu birkaç defa yani Azerbaycan'daki öğrencilerimi düşündüğüm için Udemy'ye yazdım. Dedim ki ülkelere özel bir fiyat politikası belirliyorsunuz. Mesela normalde minimum fiyat 10 dolar Udemy'de. 10 dolar mesela Türk parasıyla 80 lira yapıyor. Ama Udemy ne yapmış? Türkiye özel minimum fiyatı 28 lira yapmış. Hatta 24-25 liraydı. Bunun Azerbaycan'a özel bir şey yapması için çok yazdım. Ama ilgi görmedi. Yani mesela Azerbaycan'dan birisi benim eğitimimi aldığı zaman benim indirim kuponumla 9.99 10 dolara almış oluyor. Şimdi siber güvenliğe yeni başlayan birisi için Kevin Whitlam Ghost in Device hani kablodaki hayalet. Evet şimdi kablodaki hayalet arkadaşlar ya bu işin şeyi için bakın şu kitapları ben tavsiye ederim. Aldatma sanatı. Bu yine Kevin Mitnick'in bir kitabı. Tabii aldatma deyince başka şeyler insanlar anlayabilir. Bu sosyal mühendislikle ilgili çok güzel örnekler var kitapta. Sosyal mühendislikle evet, ilgili. Bu kitapları tabii İngilizceleri de var. Ben Türkçelerini okumayı daha çok seviyorum. Biraz İngilizcem çok iyi değil. Ortaokul lisede Fransızca öğrendim. Fransızcam çok iyiydi. Üniversiteye gidince artık İngilizceye başladık. Öyle de bir mantıksızlığımız oldu. Kendimizi şey yapacak kadar aç kalmayacak kadar yabancı dilimiz var ama hani böyle bir İngilizce metnini bakınca böyle tak tak yani sözlüğe bakmadan anlayacak kadar değil. Yani sözlük mutlaka kullanmam gerekiyor. O da bu sefer vakit alıyor. Yani sözlüğe bir aç bak. O yüzden Türkçelerini okumaya gayret ediyorum. Yani ama teknik döküman varsa yani mesela Cisco ile ilgili, siber güvenlikle ilgili o zaman İngilizce dokümanlar zaten bakmak zorundayız. Ama böyle kitapları, sözel kitapları okumayı Türkçesinin. Ondan sonra arkadaşlar sızma sanatı var. Bu kitabı da tavsiye ederim. Yine bunun da şeyi var İngilizcesi. İnternette PDF'leri falan belki vardır. Bir de geçtiğimiz aylarda sistem hatası İngilizcesi farklıydı herhalde bunun. Edward Snowden'in bir kitabı çıktı. Bunun şey neydi? Permanent Record. İngilizcesi Permanent Record diye. Snowden'ın bir kitabı. Bu da gerçekten çok güzel. Bunları yine arkadaşın yazdı. O kitap şu an bende yok. Ya da vardır. Bir yere mi verdik? Ne yaptık? Kablodaki hayalet Türkçesi bu şekilde yayınlanmıştı. Bunlar size arkadaşlar işin mantalitesini öğretir. Yani bu işin mantığını öğretir. Gerçekten güzel kitaplar. Teknik şeyler anlatılmıyor burada. Aslında sızma sanat kitabında teknik şeyler de var. Orada gerçekten şey yapabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaş ben Azerbaycan Türkçesini anlamıyorum diye herhalde İngilizce yazmış. Bir arkadaş da soruyor. Evet onu ben şimdi biraz sonra cevaplayayım. Şimdi network'e bağlı hangi sertifikalar önemli demiş arkadaş. Yukarıdaki yok, sorudan evet yukarıdaki sorudan devam edelim. Şimdi network arkadaşlar Türkiye'de Cisco, CCNA, CCNP çok önemli.
Azerbaycan'da da aynı şekilde. Yalnız Azerbaycan'da CompTIA sertifikalarının da işe yaradığını gördüm. Yani mesela bizim Türkiye'de CompTIA A+, CompTIA Network+, CompTIA Security+, pek piyasada iş ilanlarında yazılmaz. Sadece CompTIA Security+ Türkiye'de biraz şey yapıyor. O yüzden yani Azerbaycan özelinde söylersek Network, CompTIA Network+, CompTIA Security+ veya işte CCNA, Cisco sertifikaları önemli. Şimdi diğer arkadaş İngilizce yazmış. Onu da şey yapmış olalım. Ne diyor? Yüksek lisans. Master. Evet. Yok arkadaşlar, şimdi bir de bilmiyorum. Türkiye'de falan bu siber güvenlik alanında adam gibi yüksek lisans programları yok. Hepsi böyle hani söylese kızarlar ama para tuzağı Türkiye'dekilerin. Orayı da Azerbaycan'da çok bilmediğim için. Ama mesela bir Letonya'da, Estonya'da çok güzel siber güvenlik yüksek lisans programları var. Mesela Estonya'da birisi siber güvenlik yüksek lisans programına gidiyor. O tecrübesini siber bülten web sitesinde yazmış. Okuyabilirsiniz. Diyor ki biz diyor ilk dönem yani 4 dönemden oluşuyor. 2 yıldan oluşuyor master eğitimi. 4 dönemin ilk döneminde CCNA eğitimi aldık diyor. Herkes diyor mutlaka diyor. Yani hani branşlara ayrılacaktık diyor. Ama diyor temelde herkese bu eğitimi verdiler diyor. Ondan sonra bizi diyor şey yaptılar. Şimdi arkadaş petrol mühendisliği falan demiş ama yani az önce de söylediğim gibi farklı alanlarda o kadar şey gördüm ki. Çünkü Türkiye'de bilişimde mesela ben bundan yıllar önce 10 küsur sene önce bir eğitim veriyordum. Network eğitimi, CCNA eğitimi. Bu eğitime gelen arkadaşlar Türkiye'de TAV diye bir firma var. Yani bu havalimanı işletmesini yapan. Evet. Türkiye'de dünyada da çok çok yerde yapıyor. O TAV'ın bilişim yani havalimanı bilişimde çalışan arkadaşlar gelmişti eğitime. O üç arkadaş da bizde Türkiye'de işletme fakültesi deniyordu. İşletme fakültesi mezunuydu. Yani bilişimle ilgili hiçbir alan mezunu falan değillerdi yani. Hani bu alanla ilgili özellikle Türkiye'de şunu söyleyeyim. Çok diplomaya bakılmıyor. Diploma size gerçekten çok şey katar ama yani baktığınız zaman Türkiye'de %50'den fazladır belki bilişim sektöründe o alan dışından gelen insan sayısı. O yüzden, Cemal Hocam, arkadaşlara da buradan ben bir şey de söyleyeyim. Azerbaycan'da evet. Siber güvenlik alanında yeni yani siber güvenlik alanında yüksek lisans yapabilecek bir program açıldı. Bizim üniversitelerin birinde, Bakü Mühendislik Üniversitesi'nde. Evet. Hatta oradan devam edebilir bence. Bu da yeni yapıldı hocam. Devlet tarafından projesi altında. Oraya da başvurabilir. Bence iyi olur yani. Oradan evet. Da yükselebilir eğitimli. Evet. Ya şimdi arkadaşlar her zaman şunu söyleyeyim yani aldığınız diploma, aldığınız sertifika her zaman size fayda sağlar. Yani aldığınız eğitim. Yani hiç şunu mesela ben bazen diyorum ya şöyle sertifikalar çöp, böyle şu eğitim dandik ya böyle bir şey yok. Oradan öğreneceğim bir kelime bile sana faydası olur yarın bir gün. O yüzden bunları şey yapmayın yani. Mesela ben geçen LinkedIn'de paylaştım. Ben 50 yaşındayım. Şimdi yönetim bilişim sistemleri 2. üniversite okumak için yazıldım yani. Şimdi bana çok bir şey kaçacak mı? Kaçacak. Teknik olarak birçok şey öğreneceğim kendime. Ama dedim ya iki şey öğrensem, iki kelime öğrensem bana şeydir, kârdır orada yani. Buradaki mantık bu. Yani yapacağınız yüksek lisans, yapacağınız o alanda eğitimler size zarar olmaz faydası olur yani. Öyle düşünün. Bunlar kesinlikle. Yani bunlar çok ileride yaşanacak şeyler. Network işletim sistemi diğer işletim sistemlerinden farklı mı diyor işte Cisco IOS. Şimdi arkadaşlar hemen hemen hepsinin temelde dayandığı yer Linux, Unix kernel çekirdeği. Yani eğer Linux komut satırına aşinaysanız hani dedim ya Linux o yüzden öğrenmek çok önemli. Yani Linux komut satırına girersiniz, ls yazarsınız, işte pvd dersin. Şuradan yani komut satırındaki komutları yani unutabilirsin de bakarsın. Bunları illa ezberebilecek değil ama önemli olan işin mantığını bilmek, nasıl kullanıldığını, nasıl o komut satırından yardım almak bunu öğrenebilmek önemli olan. Baktığınız zaman Cisco'nun IOS'u da aynı şekilde, ne bileyim Juniper'ın da aynı şekilde, HP'nin de yani birbirine çok benziyor. Önemli olan işin mantığını yani dedim ya VLAN'ın ne olduğunu öğrenin, trunk'ın ne olduğunu öğrenin. Yani Cisco trunk demiş, HP buna untagged demiş, çok önemli değil. Önemli olan işin protokol tarafındaki altyapısını öğrenirseniz, ismi önemli değil, kim ne derse, öteki de Mahmut desin, önemli değil yani. Anlatabiliyor muyum? O kodlar şunlar bunlar, hemen 5 dakikada öğreneceğiniz şeyler. Hepsinin zaten manuelleri var, gidiyorsun. İnternet sitesine HP'nin şunun bunun o dokümanı indiriyorsun 300-500 sayfa neyse ne yapacaksan hepsini orada yazıyor zaten yani hani onları bilmene kafanda taşımana da gerek yok yani. Kesinlikle evet. Hocam. Şimdi ağ saldırılarını önlemek için herhangi bir sistem oluyor mu? Şimdi ağ saldırı dediğiniz zaman arkadaşlar dünyada en büyük olay DDoS dedikleri yani evet. Dağıtık distributed hizmet engelleme saldırısı. Bu
ben paylaşırım Twitter'da linkini, derim ki şu, derim dünyada iki şeye çare yoktur. Bir, ölüme çare yok. Öleceğiz yani. Hani herkes ölecek. Bir de DDoS'a çare yok. Hani teorik olarak çare yok. Mesela geçtiğimiz sene Türkiye'de bir banka pazar günü tümden ve pazartesi günü 10.30'a kadar hiç hizmet veremedi. Yani yok yok, o Akbank'tan önceydi. Şimdi çok public bir ortamda olmadığım için söyleyebilirim. Garanti Bankası'ydı. Benim de var bir bonus kartım. Gittim dağın başında bir benzinlikten gittim. Düşünün, benzin aldım. Kartı uzattım, çalışmıyor. Çekmiyor. Başka kart da yok yanımda. Kaldım öyle. Şimdi benzini boşaltmayacağım adamı yani. Düşünün. Neden? DDoS saldırısı hiçbir şekilde arkadaşlar engellenemeyecek. Ha, etkisini azaltırsın. Bir şekilde bir yerde durdurursun. Mesela Türkiye'deki ISP'ler Garanti Bankası'nı koruyamayınca, Garanti Bankası o olaydan sonra akamayla anlattı. Bugün dünyadaki birçok şey. Mesela bugün bir Cisco'ya Tracert çekin ya da ne bileyim birçok böyle büyük domaini Tracert çekin. Tracert komutunu komut satırından kullanın. Hemen karşınıza akamaya gelir. Yani Cloudflare'de mesela bir DDoS engelleyici sistem var ama akamayı bunun en büyüğü. Daha sonra Garanti Bankası akamaya geçtikten sonra bu işi, akamayı verdikten sonra aradan aylar geçince çok büyük bir, mesela saniyede milyara yakın paketi engellediği bir saldırıyı durdurdu mesela Akamai. Garanti Bankası'na yapılan DDoS saldırısını. Ama dedi ki biz 9. dakikada durdurduk. Yani ne demek? 9 dakika o sistemler yine saldırı altında kaldı. Yani 9 dakika yumruğu yedi, 9. dakika artık tuttular adamın elini. Artık saldırı bitti. Hocam Akbank dakika... olayı neydi ya? O Akbank olayı da bir silkeler. Akbank olayı başka bir şey ya. Yani bununla alakalı değil. Siber güvenlikle alakalı bir şey değildi. Yani bir güncelleme sırasında sistemin çökmesiydi. Sistemin de sonrasında ayağa kaldırılamamasıydı. Yani o herkes bir şey söyledi ama hani bu DDoS, az önce arkadaşımın sorusu network saldırıları. Tabi bu DDoS en meşhuru. Ve bunu yapmak da çok kolay. Neden? Çünkü dedim ya, her şeyimizi internete bağlıyoruz. Şimdi evdeki robot süpürge, evdeki bilmem ne. Mesela bundan yine 2 sene önce Amerika'daki birçok site çalışmaz hale geldi. Google'dan aratabilirsiniz. Mirai. Mirai botnet diye bir botnet. Şuraya yazayım. Mirai. Çok büyük bir botnet. Adamlar bunu nasıl yapmışlar? İnsanların evlerindeki işte güvenlik kameraları, güvenlik kameraların NVR kayıt cihazlarını hacklemişler. Aslında hacklediği bir şey de yok. Yani onların IP adreslerini, Shodan diye bir arama motoru var. Aradığınızda birçok cihaz karşınıza çıkıyor. Herkes açık. Ya da parolası, default parola, admin 1-2-3-4 gibi. Yani mesela diyelim ki A markası güvenlik kamerası var. O kameranın GUI, grafik arayüzüne giriş kullanıcı adı, admin parola 1-2-3-4. Adam değiştirmemiş, öyle bırakmış. Ve bunları hacklemişler ve içine küçük bir yazılım atıyorlar ve bir botnet ağı kuruyorlar. Ya da siz bilgisayarınızı kurdunuz, Windows'u crackladınız, Office, Word, Excel neyse crackladınız, işte Photoshop kurdunuz, crackladınız. Şu an sizin bilgisayarınız bir botnet ağının parçası. Arka tarafta, sonra benim internetim neden yavaş diyorsunuz? Neden? Çünkü arka tarafta o botnet ağında bir CC dediğimiz komuta kontrol merkezi tarafından kontrol ediyor ve bilgisayarınız bir siteye saldırıyor, siz farkında bile değilsiniz. O yüzden mesela ben hep söylerim, benim bilgisayarımda bir tane bile crackli program yoktur. Ya ben onun parasını veririm, alırım, ya da hiç kullanmam onu. Ücretsiz hocam versiyonu... zombileşmiş oluyor da, cihazlar hepsi zombileşiyor. Yani... Evet, zombi bilgisayar haline geliyor. Siz, hani zombi de böyle yürür ya, fark etmez yok, artık. Yok. Dışarıdan kontrollü yani. Tabii yani dışarıdan kontrol ediyor. Ve adam basıyor tuşa, sen şu an bir yere DDoS yapıyorsun ama senin bilgisayarın arka tarafta bir yere ping atıyor, bir şey yapıyor. Sen bilmiyorsun bunu. Sonra diyorsun ki benim internet niye yavaş? Niye yavaş? Çünkü sen onu bunu crackli kullandım. Dedim ya mesela Word Excel'i ben alacak ofis paketini alacak param yok. Gidiyorum LibreOffice kullanıyorum. Mesela benim 3 kitabımı da ben LibreOffice'te yazdım yani. Hani gidip de illa Microsoft Office'i kullanmak zorunda değilim. Ya da işte bilgisayarımda işletim sistem olarak Windows'u kullanıyorsam, Windows'un farklı işte belki uygun lisanslama çözümleriyle ya da işte eğer laptop o şekilde alıyorsanız ya da diyelim ki video düzenleme yazılımı. Video düzenleme mesela Filmora diye bir yazılım. Geçen gittim mesela, ben parasını verip aldım yani. İşte öğrenci indirim vardı. Çocuğumun üniversite mail adresi üzerinden %30-40-50 neyse indirimle gittim aldım ömürlük lisans. Ama eğer öyle bir imkanım yoksa almıyorum, kullanmıyorum yani. Bilgisayarıma Sony Vegas programı kurup da onu cracklemiyorum. Çünkü öteki tarafta bu sefer bilgisayarınız bir botnet ağının zombi bilgisayarına haline gelip botnet ağının parçası oluyor ama siz bunun farkında değilsiniz. Yine dediğim gibi benim bilgisayarım niye yavaş, internetim niye yavaş? Niye yavaş? Çünkü zombi gibi dolaşıyor orada burada yani. Hocam evet. Ofis programlarında aslında Microsoft tarafında Azerbaycan'da öğrencilerin 360 kullanması
mümkündür. Zaten öğrenciler tabii. üniversitesine anlaşmayla yapabiliyorlar aslında. Tabii, bizim de öyle. Mesela tabii, benim de mesela iki tane üniversiteye giden çocuklar var. Onların ofis paketi var. Yani ben onları daha sonra yüklemeyi tercih etmedim, şey yapmadım. Onların da 5 tane bilgisayar yüklenebilecek ücretsiz şeyleri var yani. O dediğiniz var. Çoğu şey bu Hocam şeyi ne? veriyor yani, VPN üniversite veriyor. sormuşlar. VPN Efendim? çok önemli. VPN sormuşlar. Ha, Network'e biz, saldırı hani tespit şurada eden bir network robot saldırı var mı tespit diye. eden, ha, şimdi network saldırıyla ilgili arkadaşlar, şimdi SIEM dediğimiz yazılımlar var. Ya da bunların IDS, IPS dediğimiz cihazlar var. Yani bunlar mesela bugün siber güvenlik tarafında, savunma dediğimiz defans tarafında, özellikle mavi takım dediğimiz Blue Team tarafında çalışıyor bu arkadaşlar. Yani monitoring ediyorlar. Mesela bir bankanın sadece bütün network sistemlerini izleyip, ya da büyük bir işte holdingin, ya da işte ne vereyim örnek, Türk Hava Yolları sistemlerini izleyip sadece böyle koca koca ekranlarda oradaki durumları takip eden insanlar var. Sırf işi o. Birinci seviye işte analist deniyor. İşte SOC diye de geçiyor bunlar. Ya NOC diye geçer. Yani Network Operation Center ya da SOC, Security Operation Center diye. En temel seviyede mesela başlar orada kariyere arkadaşlar. Ve oradaki alertleri, alarmları takip ederler. Ya da işte bir aksiyon alması, bir şey yapması gerekiyorsa takip eder. Bütün sistemler bunlar o şekilde kurulu bir şekilde. Bunların bir sürü yazılımsal ve donanımsal çözümleri var. Yani şimdi bahsetmeye kalksak saatlerce devam eder. Evet. Evet. VPN arkadaşlar, gizliliği koruyor mu? Bu çok tartışmalı bir şey. Yine birkaç gün önce Proton Mail ile ilgili bir haber düştü. Yine internet sitelerine, siber güvenlik haber sitelerinde. Proton Mail İsviçre menşeli bir firma. Hatta ben geçen hafta YouTube kanalımda Proton Mail ile ilgili bir video yayınlamıştım. Şöyle güvenli, böyle güvenli. Evet, hatırladım onu. Proton Mail kullanıcı bilgilerini kendi İsviçre devletine vermiş. Yani şöyle, Fransa'da bir iklim aktivisti tutuklamak istiyor Fransız polisi. Fransa Proton Mail'den bilgiler istiyor. Diyor ki ben sana vermem. Bu sefer Fransa Europol aracılığıyla şeyden istiyor, Avrupa Polis Birliği Europol aracılığıyla İsviçre'den istiyor. İsviçre Proton'dan isteyince veriyor. VPN vesaire. Bu sefer de diyor ki Proton, ölen diyor, adamlar Tor'la bağlansaydı diyor, biz o zaman IP'lerini göremezdik. Yani bir de böyle saçma sapan bir açıklama yapmış. O yüzden hiçbir zaman arkadaşlar, yani şöyle söyleyeyim, çok darknet dediğimiz, dark web dediğimiz, çok underground böyle yasa dışı işler yapan ve bunlarla ilgili mesela size bir şeyden bahsedeyim. Sealand diye arkadaşlar bir ülke var. Sealand diye yazın Google'a. Sealand. Tamam mı? Bu İngiltere açıklarında bir platform. Şöyle bakarsanız Sealand diye. Bu platform sahipsiz kalmış. Adam biri de gitmiş platformu ele geçirmiş. Kendine devlet kurmuş. Bayrağı bile var. Düşünün. Şimdi mesela bu adamlar çok yasa dışı şeylere, adam elektriği çekmiş, fiberi çekmiş, çok yasa dışı şeylere, çünkü ülke değil yani, hiçbir ülkeye de bağlı değil, çok yasa dışı içeriklere hosting firması, hosting hizmeti veriyor. Yani böyle bir yerden kendin bir VPN kurup kullanırsan o güvenli olur. Ama dediğim gibi yani İsviçre'den de alsan, bilmem neden de alsan, 500 ülkeleri dediğimiz ülkeler var. Netflix izleyebiliyorsanız ya da internette birçok dizi sitesinde de vardır. PineGap diye bir dizi var arkadaşlar. Hemen şöyle yazayım. PineGap diye. Amerika dünyayı nasıl izliyor, dinliyor? Bu dizide görebilirsiniz. Bir sezonluk bir dizi. Gerçekten çok güzel. Orada Amerika'nın dünyada 3 tane büyük böyle uydularla dünyayı izlediği, dinlediği tesis var. Hatta Snowden da bahsediyor bu PineGap'ten. Bir tanesi Amerika'da, bir tanesi İngiltere'de, bir tanesi de Avustralya'da. Beş göz ülkeleri dediğimiz ülkeler Amerika, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada. Bunlar, buna tabii Fransa'dır, Almanya'dır falan da katılıyor. Bunlar istihbarat paylaşıyor. Yani bu ülkelere bağlı bir VPN firması devlet bastırınca veriyor bilgilerinizi. Yani gizlilik diye bir şey yok. Yani zaten kötü niyetli bir şey yapıyorsan yine bir Türk atasözü vardır. Çekirge bir sıçra, iki sıçra, üçünde yakalanır. Yani baktığınız zaman her gün, yani bugün Litvanya'da mesela son yıllarda bu adamlar çok şey yapıyordu, üstleniyordu. Ama yine Europol'a bağlı olunca, Europol'un baskısıyla birçok şey yaptılar. Geçenlerde çok büyük bir cryptolocker, ransomware ağını çökerttiler mesela. Mesela bir tane Rus hacker'dan bahsedeyim. Kendisi Amerikalıların kredi kartı bilgilerini alıyor ve internette satıyor. Hatta bu internette dediğim site de böyle dark web'de, dark net'te, Tor'la girilen site de değil. Bildiğin bir forum gibi bir yer.
Yani bu Rus forumlarında siz Azerbaycan'da çok insan Rusça da biliyor. Orada o karanlık işler çok döner yani. Böyle Rus forumları var benim de bildiğim. Ben önce Translate'de hallediyorum yani işimi. Neyse adam orada da yayınlanıyor. Sonra bu adamın tabii FBI peşine düşüyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu adam bir şekilde İsrail'e gidiyor. Artık orada bir sevgilisim var, bir akrabasım var. İsrail'e havalimanına indiği an adamı tutukluyorlar, gönderiyorlar Amerika'ya. 9 yıl orada turuncu tulumu giydiriyorlar. Yani o yüzden yani böyle kötü işler yapacaksanız herhalde zaten öyle ya, kanundan dışı bir şey yani. Yaparsın cezası vardır ya. Kanun dışı ya, bir o şey yüzden yaparsın. Ya, böyle bir şeye bulaşmayın vardır. Yani hiçbir zaman. Hocam Evet. kriptografi saldırılara geçmişler. Blockchain'e geçmiş Raul Bey. Yanlış Evet. hocam, kriptografi güvenliği nasıl arttırırız? Özellikle de blockchain uygulaması Bitcoin'lerde. Şimdi kablolu kablosuz network hangisi açıktır? Kablosuz network arkadaşlar. O cümleyi de bir cümleyi söyleyelim. Kablosuz ağlar kablo havada ya bütün sinyaller çok saldırılar açıktır. Bu arada herkes için siber güvenlik net diye bir site var. Geçtiğimiz aylarda devreye girdi. Oradaki eğitimleri de izlemenizi tavsiye ederim. Bizim Berknet'te hazırladığımız ortak bir projeydi. O içerikleri ben hazırladım, videoları çektim. Herkes için siber güvenlik .net diye girerseniz gerçekten çok güzel bilgiler var. Orada da mesela bu arkadaşımızın sorusuna yani kablosuz ağlarla ilgili, güvenlikle ilgili çok güzel bilgiler var. Şimdi bu Bitcoin, ondan sonra blockchain, bunlar da yine az önce söylediğim gibi çok abartılan şeyler arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir örnek veriyorum. Yani yanlış anlamayın. Şimdi bu kripto paralarla ilgili. Ben kripto paralı hiç bulaşmadım. Hayatımda kripto para da almadım. Onu da söyleyeyim. Yani Bitcoin falan almadım. Şimdi şöyle örnek vereyim. Yani ben bunların güvenilir olduğunu da düşünmüyorum. Yani kızacak insanlar vardır belki ama. Şimdi bizim köylerde ineklerin pisliğine kuru turlar tezek derler. Tezek. Sonra yakarlar. Evet, yakarlar sonra. Şimdi düşünün. Bitcoin dediğimiz olay şu. Şimdi ben ne yapıyorum? Tezeyi kurutuyorum. Sonra onu küçük küçük karelere, parçalara bölüyorum. Ve üzerine 10 yazıyorum. Diyorum ki, affedersiniz bizim Türkçe'de hani şey denir. Ya da İngilizce işte shitcoin diyorum, tamam mı? Bu bir shitcoin. Bunun değeri işte 10 dolar. Ondan sonra millet aa falan filan diyor. Alıyor, satıyor falan filan. Onun değeri 15 dolara çıkıyor. Yani karşı tarafta sonuçta bir paradır, altındır. Bunların bir şeyi var, değeri var. Ve arkasında şey var, bir devlet var. Veya bir şey var. Mesela şöyle düşünün. Hep şu örneği veriyorum. Dünyanın bütün dolarlarını toplasanız diyelim ki 100 bin dolar. Hani atıyorum ama. Yani dünyadaki bütün ülkeler getirse dolarları bir ortaya koysa, Amerika'nın bastığı paralar diyelim ki 100 bin dolar olsun. Bitcoin'de bir değerlendi, çıktı 500 bin dolara. Hadi paraya çevirmeye çalışın, çeviremezsiniz. Neden? Dünyadaki bütün dolarlar 100 bin dolar ama sizin değerli dediğiniz, kendince değerli dediğiniz Bitcoin 500 bin dolar. Nasıl bunu paraya çevireceksin? Yok karşılığı yani, böyle bir karşılık yok yani. O yüzden dediğim gibi hani al satlardan işte ya da işte Türkçesi keri silkeleme diyorlar. Böyle şeyler oluyor. Yani blockchain dediğiniz çok farklı bir olay. Blockchain o tamam, o teknoloji ama bu Bitcoin'dir, ne bileyim bilmem ne coin'dir. Onlara ben hiç girmedim, hiç almadım, satmadım ve onlara da pek sıcak bakmıyorum. Onu da söylemiş olayım yani. Hocam IPv4 ve IPv6 hakkında soru sormuşlar network kanalında. Şimdi IP versiyon 4, versiyon 6 arkadaşlar. Versiyon 4, IP versiyon 4 zaten dünyada IP versiyon 4 yavaş yavaş terk ediliyor. Türkiye'de de yavaş yavaş IP versiyon 6 kullanmaya başlandı. Altyapı çünkü müsait. Ama çok değil yani yüzde olarak baktığımız zaman hem Türkiye hem Azerbaycan hem çevremizdeki birçok ülke. Amerika mesela belki %40-50'ye ulaşsa da Türkiye'de işte BTK diye bir kurum var. Onun onayı bekleniyor. Mesela ben Türk.net diye bir internet var Türkiye'de. Onu kullanırsın ve bizde bazı kullanıcılar verdiler. IP versiyon 6 kullanmaya başladık biz. IP versiyon 6 arkadaşlar çok geniş bir adres veriyor. Yani IP versiyon 4'te çok sıkıntı vardır. 4 milyar küsur adres sadece 32 bit adres yapısına sahip olduğundan. Ama IP versiyon 6'da 340 andesilyon dediğimiz yani 10 üzeri 34. Yani 10'un yanına 34 tane sıfır yazın. Yani yine bir Türk televizyonlarına denk geldiyseniz A101 diye bir market zinciri vardır. A101 harcarca bitmez diye reklam vardır. IP versiyon 6'ları harcayın bitmeyecek yani. Hani oraya buraya yani istediğin yere IP versiyon 6 adres ver bitmez. Yani kapının koluna bile adres versen bitmeyecek kadar çok adres var yani. Dedim ya 34 yanına 34 tane sıfır yazın yani. 34 yazın 340 andesilyon 10-34 düşünün. Çok tabii birçok şey geliyor IP versiyon 6 ile birlikte. En önemli şeylerden biri güvenlik. Mesela biz IP versiyon 4'te güvenlik olmadığı için birçok ekstra şeyle bu güvenliği sağlamışız. Mesela bunlardan biri
SSL, Secure Socket Layer, TLS, Transport Layer Security. Ama IP versiyon 6 ile güvenlik security ve bir de IP versiyon 6 ile uçtan uca IP versiyon 6 kullanacağız. Yani benim cihazımdan çıkacak IP versiyon 6 bilgi ta sunucuya kadar gidecek. Ama şimdi mesela benim evimden bilgisayardan çıktığı zaman NAT işlemine tabi tutuluyor. Bu da bir gecikmeye neden oluyor. Yani benim içerideki private IP, public IP'ye dönüştürülüyor modem tarafından. NAT'lanıyor ve sonra gidiyor. Ama burada benim bilgisayarımdan IP versiyon 6 ta Google'a kadar ya da gittiği yere kadar aynı şekilde gidecek. Herhangi bir NAT işlemine tabi tutmadan. Bu da birçok şey, yani hızlanacak daha çok birçok yaptığımız işlem. Onu demiş olayım. Evet. Hocam sorular galiba yok. Tamam. Ben öyle zannediyorum. Varsa sorusu olanlar yazsın yine de. Yoksa hocam yavaştan bitirelim diyorum. Siz de yoruldunuz galiba. Tamam. yavaştan bitirelim ama arkadaşlar sorusu varsa hemen yazsın. Hocam bu arada bugün öyle bir güne denk geldik ki aslında her şeyde bir hayır var derler. Aslında o söze bir daha doğruluğunu ispat edelim. Bugün bizim kahramanımız Cebrail Devletzade'nin doğum günü, şehit. İkinci Karabağ Savaşı'nda kahramancasına şehit düştü. Onun doğum günü bugün. Aslında öyle bir güne denk geldik hocam. Yani özel oldu bizim için. Bu webinarı da, bu görüşümüzü de onun adına, onun ruhuna hasrediyoruz. Evet. İnşallah vatanımız bütün olur. Gençliğimiz de bu vatana sahip çıkar. Allah'tan temennimiz budur. İnşallah. Önemli olan budur hocam. Buyurun gençler. Sorularınız yoksa hocam yavaştan bitirelim. Size teşekkür etmek istiyorum. Kendim adına, Katılab adına, buradaki gençlerimiz adına. Memnun ettiniz bizi. Gençiniz çok bekledik aslında. Gençler de çok bekledi ama sonunda çok güzel bir eğitim oldu. Aslında eğitim derken yani belirli bir saat çerçevesinde güzel bir talim oldu. Çok teşekkür ederim burada size. Evet, ben başta da söyledim, dedim ya yani Azerbaycan'dan gelen şeylerde her zaman açığım ben, yani hiç şey değil. Gelen tekliflerde, şeylerde yani orası, dedim ya, bizim gönlümüzde yeri farklı. Biz teşekkür ederim. Raul Bey yazık ki teşekkür ederim her şeye göre, Şahin Bey. Biz evet, teşekkür ederim. Ben de zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Başka? Yani teşekkür ediyorlar. Biz size teşekkür ederiz gençler. Sağ olun ki geldiniz. Hocam başta siz sağ olun ki teşrif buyurdunuz. İnşallah gelecekteki webinarlarda, yani inşallah biz sizi Azerbaycan'a da bekleriz. Çok isteriz gelmenizi. Başımız üstte yeriniz var. Katılabın bütün projelerinde sizi görmek bizim için büyük bir şeref olur. İnşallah. Son sözü de hocam isterseniz size bırakıyorum. Böylece de kapanışı yapalım. Valla dedim ya, yani bunları yapabilmek için en büyük şey hani Allah sağlık saat versin deriz hep biz. Bir de işte zaman, en büyük problemimiz bu. Yani sağlığımız, saatimiz yerinde oldukça, bir de vakit bulabildikçe İnşallah her zaman davete icabet ederiz demiş olayım. Ben de zaman ayırıp izlediğiniz için katılan arkadaşların hepsine teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum inşallah. Hayırlı teşekkür geceler. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İyi geceler herkese. Görüşürüz.